Kutup Ekspres, bir yılbaşı hikayesi. İçerisinde sihirli olayların yaşandığı ve Kuzey Kutbu'ndaki Noel Baba'nın yılbaşı partisine gitmek için yol alan sihirli bir tren, yani Kutup Ekspresi, yolda bazı özel çocukları evlerinden aldı ve seyahat başlamış oldu. Bütün çocukların kendilerine dair bazı sorunları ve özellikleri vardı. Kimi çok şüpheci ve inanmak konusunda zorlanmaktaydı. Kimisi lider ruhlu ve insanları yönlendirmek konusunda kabiliyetliydi. Kimi çok güvensiz ve yalnızdı. Ve bunlar gibi birçok çocuktan oluşan bir grubu Kutup Ekspresi treni gece yataklarında uyuduklarında evlerin önüne gelerek onları aldı. Bu çocuklar trenin içinde çok keyifli anlar yaşadılar. Bazıları ise tren biletini kaybetmesi nedeniyle bileti bulmaya çalışırken macera dolu olayların içinde kendilerini buldular. Espri anlayışı ve sıcakkanlılığı ile çocuklara umut verici sözler sarf eden biletçi, neşeli danslarıyla çocukları eğlendiren garsonlar, birbirinden komik ve enteresan makinistler, yolda karşılarına çıkan geyik sürüsü. Sonrasında buzun üzerinde dans eder gibi yol alan trenin yeniden raylara girme anları gibi bu yolculuk çocuklar için oldukça öğretici ve eğlenceli bir hal almıştı. Sonunda kutuplara geldiklerinde cüce elfleri gören çocuklar oldukça heyecanlandı. Ama aralarından bazıları yalnız ve güvensiz olan arkadaşlarının geride kalması ile onu aralarına davet etmek için gittiklerinde içinde bulundukları vagon trenden ayrıldı ve kendilerini birden Noel Baba'nın çocuklar için hazırladığı hediye kutularının içinde buldular. Burada hediyeleri dağıtan elflerin çocuklarla nasıl ilgilendiğini, hediyelerin ne şekilde özenle hazırlandığını gördükten sonra Noel zamanına 5 dakika kala hediye sepetin içinde Noel Partisi alanına geldiler ve sonrasında ortaya çıkan Noel Baba ile tanıştılar. Noel Baba çocuklardan birini yılın ilk hediyesini vermek için seçecekti. Ve tüm bunlara inanmak konusunda zorlanmalar yaşayan çocuğu seçip onun istediği neyse hediye edecekti. Sonunda Noel Baba yılın ilk hediyesini alacak çocuğu seçti. Çocuk içinden çok güzel bir çınlama sesi çıkan bir yılbaşı zilini istedi. Ve yılın ilk hediyesini o aldı. Ardından gösterişli bir şekilde geyikleriyle Noel Baba parti alanından ayrıldı. Ve Kutup Ekspresi çocukları yeniden evlerine götürmeye başladı. Bütün çocuklar evlerine döndüklerinde kendi hediyelerini Noel Baba'nın evlerine bıraktığını gördü. Öncesinde biletçi ise bütün çocukların biletlerine kendilerinde olması gereken şeyleri yazdı. Kimi çocuk kendine güvenmeliydi, kimi inanmalıydı, kimi öğretmeli, kimi ise öğrenmeliydi. Çocuklar biletlerin üzerinde kendileriyle ilgili dersler buldular. Ancak bu sırada yılın ilk hediyesini alan çocuk gelirken zili kaybetmişti. Ama evine geldiğinde zilin kendisi için paketlendiğini gördü. Ve bu zilin çıkardığı sesi sadece sesin çıktığına inanan kişiler duyabilmekteydi. Başkaları ise asla duyamamaktaydı. Hatta çocukken zilin sesini duyan kardeşi bile gelecekte artık zilin sesini duyamayacaktı. Ancak kendisi sonsuza dek zilin muhteşem sesini duyacaktı. Çünkü inanmak başarmanın yarısıydı. Bembeyaz yağan kar ne yaşanmışsa yaşansın, örter geçmişin bazı anılarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılda en güzel başlangıçlar sizinle olsun. Mutlu yıllar. Hoşçakalın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.